Cem, bu sene nerede yarışıyorsun? Abi bu sene 2022 yılında FIA Formula 2 Dünya Şampiyonası'na katılacağım. Evet. 200 kişi falan geliyor. Ama en çok basın tabii ki yani. Basın etkinliği olduğu için özünde. Daha önce burada böyle bir şey çıkmış mıydı hiç? Hayır. Yani televizyon programları falan var da basın etkinliği hayatımda hiç yapmadım. Hayatımda hiç o zaman lansman yapmadım yani. O yüzden biraz işte şimdi provası yapılacak. Göreceğiz bakalım nasılmış yani. Gözüküyor. Sen geldin mi dün? Gelmedin. Yok. Şeyden gördüm ama. En tepede perdenin kapalığı yer. Bak. Aynen, beraber aldım. Tamam. Bugün çok heyecanlı bir gün için burada toplandık. Herhalde bir Cem'in çocukluğundan beri böyle bir şey hayal ediyor Cem. Buraya yola gelirken de bir yere kadar biz anne baba çok destekledik ama son 4-5 sene tamamen Cem'in kendi başarısıyla oldu bunlar. Tabii yanımızda Temuçin abisi, ekibi, temecinsi olmasa hiçbiri olmazdı. Sponsorlar olmasa gene hiçbiri olmazdı. Bu böyle bir herhalde en az 60 kişinin falan bir araya geldiği bir takım. Genelde bu işler varlıklı aile çocukları, gençleriyle oluyor. Cem hem e-spordan bu tarafa geçme başarısını gösterdi. Dünyada her sene 100-150 bin kişi arasından ilk ona kalarak. Hem de Türkiye'deki büyük arkada da gördüğünüz sponsorların desteğiyle bu işe soyundu. Çok heyecanlı bir 2022 geçireceğiz. Herhalde bütün Türkiye'de aynı heyecanı Cem yaşatacak. Tüm için de uyuyamamış. Ben de uyuyamadım iki gecedir. Gerçekten biz aşağı yukarı iki senedir her şey daha yeni başlıyor diyorduk ama her şey aslında şimdi yeni başlıyor. İyi şeyler olacağına inanıyorum ben zaten. My name is Richard Bradley. I'm Cem's driver coach and part-time engineer as well. I started working with Cem in Formula 3 Asia and I'm really excited to continue on this journey with him. It's almost unheard of in an elite sport person to go from PlayStation to GT4 to F3 Asia now here, then Euro Formula Open then to F2. Heyecanlıyım, çok da keyifliyim bu seviyede. Bizden bir sporcunun yarışıyor olması müthiş bir gelişme gerçekten. Yani 4-5 sene evvel hem bireysel başarı olarak hem bütçe olarak bizden bir sporcunun oraya çıkabileceğini çok hayal edemezdik. Çok sevdiğim bir kardeşim gerçekten. Hani zeki, çevik ve ahlaklı bir sporcu. Çok genç, yakışıklı, başarılı. Kendisini çok iyi ifade ediyor. İngilizcesi muhteşem vesaire. Hepsini bir araya getirdiğimizde ortada başarıya çok yakışan bir paket var. O paketin buraya gelmesi de sürpriz değil. Ama tabii bu insanların sandığı kadar da kolay değil. Çünkü çok büyük bütçelerden bahsediyoruz. Bugünü yakalaması çok büyük başarıydı. Bundan sonra Cem'in bundan da daha fazla desteğe ihtiyacı var. Bu lansmanın ardından daha fazlası için Cem'in yani bütün ülke tarafından desteklenmesi lazım maddi ve manevi olarak. Yani yolu açık olsun, biz dediğin gibi herkese biraz sorumluluk düşüyor. Hiçbir şey olmasa onu sevip desteklememiz gerekiyor, motive etmemiz gerekiyor. Buraya kadar geldiler ama bundan sonrası için bundan daha fazlasına ihtiyacı var bütün ekibin. Dijitalde çok başarılıydı. Temuçin ufak bir dokunuşuyla fiziksel yeteneğini de göstermiş oldu. Yani çok disiplinli, harika bir adam. Biz çok saygı duyuyoruz. Ah Cemo be. Ah geliyor bak. İki seneye F1'imiz yok mu abi? İnşallah. Bak. İnşallah. İki sene inanılmaz olur. Evet. Ama olmaz. Biz hızlı şeyler yapan insanlarız ya böyle. 10 ayda geldik. Monitör istedi benden. Markası lazım simülasyon değil şu an. Simülasyon için değil mi? Aynen. Öyle tanıştık. Bir yıl sonra o marka F3 Asya'da sponsordu. Acayip oldu. Aynen.
tanıştık. İkinci gün işe başladık. 12. günde ilk kez arabaya oturdu. Motor sporlarında fact var. Ben ilk 10 olsa çok sevinirim. O bombayı da herhalde senin patlatman en uygunu olur. Muhtemelen tahmin edenler var yarış dünyasından haberin ne olacağını. Ama resmi olarak büyük bir keyif ve gururla ben sözü Cem Bölükbaşı'na bırakıyorum. Ve soruyorum, Cem bu sene nerede yarışıyorsun? Abi bu sene 2022 yılında FIA Formula 2 Dünya Şampiyonası'na katılacağım. Evet. Charouz Racing System'la beraber bu sene Formula 2 şampiyonu. Evet, söyleyince daha bir şey oldu ama. Şimdi rahat konuşabiliriz. Resmi olarak söyleyeyim. Rica ederim sevgili bayanlar baylar. Cem Bölükbaşı. Gerçekten Allah yolunu açık etsin. Cem Bölükbaşı Formula 1 ile birlikte koşulan Formula 1'in destek serisi. Formula 1'den önceki son adım olan Formula 2 şampiyonasında bu sene sezon boyunca yarışacak. 14 hafta boyunca. Formula 1 pistlerinde, Formula 1 ile aynı hafta sonu, aynı seyirci önünde, hatta Formula 1 takımları önünde mücadele edecek. Ve ülkemiz adına da çok büyük bir tanıtım anlamında rolü olan bir yola doğru çıkıyor. Türkiye'de motorsporlarına ayrılan bütçeler çok kısıtlı. Yeni yeni bu bütçelere erişebiliyoruz. Bundan sonraki destek de F1 yolunda çok önemli. Hatta ikinci yıl F2 için de bu yolda dünyada tarih yazmak istiyorsak bunu da bence milletçe yapacağız. İlk defa bir tam sezon Cem yarış arasında story atmak zorunda kalmadan yarışabileceğimize çok sevinçliyim. Aslında ben atacak istiyorum. Yani ben atıyorum, kaç kere çektirdim anlatamam yani. Öyle bir şey değil. Hani uyandırıyorum, hadi story, yarış var ama abi yapman lazım. Hani ilk defa artık ve ilk defa önümüzü görebiliyoruz yani. Aynen. Aralığa kadar aslında bir takvimimiz belli. Şu ana sezonluk kadar plan yapalım. Evet, yarış yapılacak. Biz mesela Macaristan yarışına gittik ve ilk Euro Formula Open yarışıydı. Biz kazandık. Ya çok acayip bir şey oldu bizim için. İşte ilk yarışımızı kazandık. Podyumdan indik. Beni Timuçin abi arıyor. Çok mutlu diyor. Ağlıyor. Zaten gözyaşları içinde beni arıyor. 15 dakikadır ağlıyorum diyor. Biri beni 15 dakika gelip dövse bu kadar kötü hissetmezdi diyor. Böyle ağlıyorum diyor. Oradan sonra story ata ata geldik buraya. Yarım saat sonra bir telefon daha geliyor. Hemen sponsor işlerine geri dönmeni izliyor. Çünkü bir sonraki yarışa gitmemiz lazım. 2 hafta sonra bir sonraki haftaya yarış. Belli değil. O heyecanla geldik aslında. Bizi canlı tutan da o. Çok yeniliğe çok hızlı hazırlanan hem bir aileyiz. Vallahi çok uzun ama çok kısa bir 2 sene oldu. Vallahi story sata sata F2'ye geldik. Evet, aslında hikaye buradan yeni başlıyor. Merhaba herkese, öncelikle katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Tabii önce Cem'i tebrik ederek başlamak istiyorum ama tabii tebrik edilmesi gereken bence başta ailesi. Ailesinin bu serüveni dizayn etmesi, inanması ve projelendirmesiyle akabinde Temuçin'in buna sahip çıkması ve tabii ki en önemlisi sponsorların işte biraz önce Temuçin'in söylediği gibi storylere inanarak, sosyal medyanın gücüne inanarak ve en önemlisi Cem'in potansiyeline inanarak bu yola çıkması. Dolayısıyla Cem'in orada başarılı olması hem bayrağımızın temsili hem ülkemizin temsili açısından çok değerli. İnşallah en iyisini yapacağına da biz yürekten inanıyoruz. Ya biz finans tarafındayız, finansal piyasalardan geliyoruz. Bu taraflarda artık bir ekspertizimiz var, bir tecrübemiz var. Ama Formula 1 de hep içimizde kaldı. Bunu da yapabilecek çok yakın bir aday var. Şu an hadi her şeyimize, topumuza, tüfeğimize destekleyelim gibi bir duruşumuz vardı aslında iCrypex'in. Ama bu tarafta hem Eren Bey'in söylediği hem sizin de defalarca söylediğiniz gerçekten ailenin yani Yavuz Bey'in ve Aslı Hanım'ın vizyonu benim için çok önemli oldu. Bir kırılmaydı yani hani bu karar verirken. Biz de iCrypex olarak bunun içerisinde mutlaka bulunmak istedik. Tekrar tebrikler Cem'cim. F2 daha yeni başlıyor inşallah. Hep birlikte olmaya devam edeceğiz. Mehmet Ali Selişik Esport, öyle başlayayım. Hem sanaldan gerçeğe olarak hem de geçtiğimiz yıldan bugüne yani 2021 Ocak'tan 2022 Ocak'a kadar değişen şeyleri bize bir anlat. Sen de çünkü hepimiz kadar
herhalde şaşırdın diye tahmin ediyorum. Ya kesinlikle. Tabii ki aslında hedefliyorsunuz veya hayal ediyorsunuz. Hep hayal ettik tabii ki aslında. Hani biz Formula 3 Asya'ya gittiğimizde de 2022 yılında yani çok büyük bir hayal olsa da Formula 2'yi hedefliyorduk zaten. Hatta Richard da burada biz yani geçen sene Şubat'ta Richard'a söylemiştik yarış mühendisimdi. Şu anda zaten yarış mühendisim her yarışa geliyor gelebildiğince. Ama ona söylediğimiz dedi ki siz kafayı yemişsiniz dedi yani. Böyle bir şey olamaz dedi yani. Yani siz Richard daha... da burada bu arada. Samimi toplantımız devam ediyor. Önde kendisi burada şu an. Ve yavaş yavaş toplantıyı noktalarken ben Formula 2'deki ilk Türk sporcumuz için çok kuvvetli ve kocaman bir alkış.